Edifis'te bir zaten Edifis'i yapmadan önce yani dans filmi olacağını çok iyi biliyordum. En büyük sebeplerinden biri çünkü dans filmi çekmeye başladığımda ben çok rahatladım. Çünkü bu dil, yani şu an konuştuğumuz dil, benim kendimi rahat ifade edebildiğim, becerebildiğim bir dil olmadı hiçbir zaman. Yani hep böyle çok eksik hissettiğim ve böyle ne kadar anlatırsam anlatayım ya bir şey olmuyor yani hani bir türlü ben kendimi bununla ifade edemiyorum. Falan. Hep böyle bir noksan hissettiğim, noksanlığı hissettiğim bir dil. Bir şekilde ama hani yani sinemada yapmak istiyorum yani filmle de ilgileniyorum, videoyla ilgileniyorum falan. Nasıl bir yol bulabilirim? İşte dans benim için bir yol oldu yani beden diliyle anlatmak. Bir yandan da gerçekten aslında çok spesifik olarak yani ilgilendiğim, iş üretme ya da araştırdığım alan hakikaten kadın bedeni ve farklı kadın, farklı jenerasyonlardan, farklı kültürlerden kadın bedenlerinin sistem içerisinde karşılaştıkları gerçekten hem fiziksel hem duygusal yani hem sistemsel basınç yani bayağı hani sadece baskı demek istemiyorum o yüzden bayağı yani fiziksel bir şeyden bahsediyorum işte ona sürekli böyle bir şey direniş hali içinde yaşıyoruz çünkü. Ve bu her yerde öyle yani dünyanın her yerinde öyle. Yani sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. O yüzden hani dans ve gerçekten beden dili bir de yani bir yandan da beden dili gerçekten çok dürüst bulduğum bir dil. Yani işte Martha Graham'ın çok sevdiğim bir sözü var bununla ilgili. Yani eğer hani anlayabilene, görebilene en güzel barometredir diyor beden dili. En dürüst barometredir aslında. Hani eğer görebilirsen, onun havasını hissedebilirsen, onu görebilecek kapasiten varsa o zaman çok dürüsttür. Yani kolay kolay yalan söylemez. O yüzden çok dürüst ve ham buluyorum yani beden dilini. Ve kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum aslında. O yüzden biraz öyle başladı. Şimdi Edipus zaten o yüzden yani dans filmi olacağını diyorum. Zaten ilk daha fikir vardı, senaryo, şöyle bir kız var kafamda, böyle bir karakter. İşte Hazal Kızıl Toprak tanıyordum ama hiç birlikte çalışmamıştık. Bir yerlerde böyle karşılaşmıştık ama böyle arkadaş ortamında. Çok tanımıyordum da yani. Ama aradım falan. Ya ben böyle bir şey yazıyorum. Sen bence istiyorum hani olmalısın falan. O da evet tamam süper dedi. Sonra zaten tanıştık. Sonra başlayınca ben anlatmaya böyle bir şey oldu. İnanmıyorum nasıl ne kadar da aynı bakıyormuşuz bir sürü şeye. Çok ortak bir şeyimiz varmış hani geçmişimiz. Benzer, çok benzer travmalardan geçmişiz falan. Falan filan. Sonra işte Edipus oldu.